Şu an İmam-ı Şafii'nin türbesinin yanındayız. İmam-ı Şafii Ehl-i Sünnet'in dört büyük imamından birisi ve İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hanefi mezhebinden sonra Müslümanlar arasında en yaygın olan mezhebin kurucusu kabul ediliyor. Ve şu an Arap coğrafyasında özellikle İmam Şafii'nin eğitim gördüğü Bağdat'ta, görev yaptığı Yemen'de, Suriye'de mezhebi yaygın. Bunun yanı sıra Kafkasya'da, Çeçenler, Avarlar arasında, Kafkas Müslümanları içerisinde ve Uzak Asya'da, Endonezya'da, Malezya'da Şafii mezhebinin çok sayıda takipçisi var. Türkler arasında çok yaygın değil. Sadece Gazneli Mahmud'un Şafii mezhebinden olduğu söylenir. Bir de Selçukluların büyük veziri Nizamül Mülk'ün de Şafii mezhebinden olduğu. Ayrıca Taşkent'te bulunan Kefalı Şaşi'nin de Şafii mezhepten olduğu kayıtlarda bulunur. Türkiye'de de daha çok Doğu, Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Kürtler arasında Şafii mezhebi yaygındır. Hemen hemen Türkiye dışında da Irak, Suriye, İran'da bulunan Kürtlerin de ehli sünnet olanları tamamen Şafii mezhebinden çok büyük oranda. Türkiye'deki Arapların da Mardin Araplarından bir kısmı Şafii mezhebindendir. Bu bakımdan İmam Şafii bir ilim hazinesi olarak onu burada ziyaret ediyoruz. Ve yolu Kahire'ye düşenler için de bu eski Kahire'deki Ölüler Şehri'nde İmam Şafii'yi Peygamber Efendimiz'le aynı soydan, Kureyş'ten olan İmam Şafii'nin ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi. Kabri şerifi burası değil mi hocam? Kabri burası. Peki kaç yılların arasında yaşamış? 767'de Gazze'de doğuyor. 820'de tabi bunlar miladi. Burada yani 54 yıl gibi bir ömrü olmuş. Aynı zamanda anne tarafından Hazreti Hasan-ı Müşteba'nın soyundan kendisi. O yani bir şeriflik ya da baba tarafından da zaten Peygamber Efendimiz'in dedeleriyle babasının sülalesi Kureyş'te de birleşiyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.